Ben bu duruşmalara katılmak istemiyorum. Bu görmüş olduğum açıktan göstere göstere, gözüne soka soka, çünkü ben kimsenin şamar olana değil, kimsenin gözünün içine baka baka bana zulmetmesini de kabul etmiyorum. Bütün zulmü, zalimleri ve bu sistemi lanetliyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buranın mağduru benim, fakat hep sizler konuşuyorsunuz. Kimse bana demiyor ya kardeşim, sen ne diyorsun bu konuda? Gerekçelerini anlatacağım. Ondan sonra da sonunda bir kalemde bulunacağım. Bir de şu 9 insandan bu yana yaşananların, bir de buradan nasıl görüldüğünüzü benden dinlemenizi istiyorum. Şimdi 9 Nisan günü mahkemeniz 3 ayrı gerekçe göstererek beni tahliye etti. Daha sonra savcının itirazıyla tekrardan tutuklanmış oldum. Fakat 3 yıldır benim dosyama bakan mahkemenin kararını benim hangi maddede yargılandığımı dahi bilmeyen bir üst mahkeme bozdu. Yani benim birlikte yargılandığımı zanneden bir mahkeme var. 3 ayrıca sizin 3 yıldır baktığınız dosyayla ilgili verdiğiniz tahliye kararını kaldırdı ve beni tutuklamamam gerekiyor. Fakat daha sonra o güne dair bazı işte belgeler ortaya çıkınca biz de meselelerin hakikatini anlamış olduk. Aslında siz burada beni yargılamadınız. Benim asıl yargılayan HDP'li Meral Danış Beştaş, CHP'li Özgür Özel ve AK Partili Özel Zengin oldu. Nasıl? Şimdi bu üçü benim hakkımda konuşuyorlar. Benimle babamı karıştıracak kadar bana karşı ön yargılıyorlar. Benim müebbet ceza aldığımı söyleyecek kadar çok rahat yalan söyleyebilecek bir potansiyele sahipler. Ayrıca adam Osman Kavala'nın dosyasına katıldı mı? O dosyanın kopmuş bir dosya oldu. Fakat bana isnat edilen suçlar sanki benim dosyama katılmış, benim dosyamı görmüş, bana isnat edilen suçlar dop oluyormuş gibi benim IŞİD'in katili olduğunu, bu kadar da cahil, sonra benim IŞİD'in halifesi olduğunu söyleyecek kadar ahlaki ilkelerle bütün bağını koparmış insanlar benim zinhar tekrardan tutuklanmam gerektiğine dair meclisten karar verdiler. Yani sizin heyetinize ifade ederek benim tekrardan tutuklanmama karar verdiler. Şimdi siz yasaları sadece mustazaflar üzerinde, mazlumlar üzerinde bir soka olarak kullanıyorsunuz. Fakat sıra size geldiği zaman ne bu yasalara takıyorsunuz ne de bu yasalara saygı gösteriyorsunuz. Sizin kendi mecliste yapılan bir yasaya göre, 38. maddeye göre avukat da söyledi. Görülmekte olan bir davayla ilgili konuşulamaz. Fikir beyan edilemez mecliste, açıklama yapılamaz. Bizimkiler fikir beyan etmeyi şöyle bir kenara bıraktı. Yargılama yaptılar, benim suçlu olduğuma karar verdiler, tekrar tutuklamam gerektiğine hükmettiler. Bunu da mecliste mi yaptılar? Şimdi ben daha önce de bu yargılamalar esnasında söylemiştim, yine söylemek istiyorum. Pagan kutperest toplumların bir adeti vardır. Dişe tapmak istedikleri zaman her adam bir yaparlar. Önce taparlar. Acıkınca da kendi elleriyle yaptıkları ilahlarını oturup afiyet verirler. Teşvikte hata olmaz. Bizim meclis de 138. maddeyi yapıyor. Fakat daha sonra avami bir tabirle abdest yaptığı yere abdest bozuyor. Kendi eliyle yapmış olduğu yasayı, ki yasa yapan ilahlık iddiasında bulunmaktır. Çünkü sadece ilah yapabilir. Yaratılmış, aciz, evinde dahi sorunlarını çözemeyen bir insan yasa yapamaz. Önce bir yasa yapıyor, daha sonra söz konusu muvahhidler olduğu zaman da bu yasayı yiyor ve burada bütün Türkiye'nin gözünün içine baka baka kameraların önünde yapıyorlar. Şimdi siz bilirsiniz ki, yani senin bu anlattığın yasamayla alakalı bir problem. Biz ya bir bu bizi ilgilendirmez diyebilirsiniz, ilgilendirir. Sizi nasıl ilgilendirir? Şöyle ilgilendirir. Şimdi ben daha sonra öğrendim ki ben mahkeme tarafından tutuklanmadan tam 15 dakika önce mecliste benim tutuklandığım ilan edilmiş. Nasıl? Bakın, Meral Danış Beştaş 20-27'de benim serbest bırakıldığımı meclisin gündemine getiriyor. Bir paylaşma yaşanıyor, oturum kapatılıyor, 20-42'de tekrar oturum açılıyor. AK Parti'ye Özlem Zengin diyor ki, efendim savcı itiraz etti. Savcının itirazı üzerine Halis Bayrancı tekrardan tutuklandı diyor. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi ben sevgisten olaya döndüm. Ben saat 8.45 gibi beni aldılar.
Sekbisi açtılar. Zaten mahkemede benim aramda geçen konuşma bir dakikalık bir konuşma. Bana kararı tebliğ ettiler, sorgu bu bir şey yapmadılar. Ben dolama döndüm. Hangi hücrenin kapısından geçersen geçeyim. Halis Hoca geçmiş olsun, Halis Hoca geçmiş olsun. Ben de kendi kendime diyorum ya, bunlar benim kullandığım yerde nereden duydular diyor. Sonra konuştuğumuzda dedi ki, benim komşuya 15 dakika önce dedi, Necis TV'yi izlerken senin tutuklandığını duyduk dedi. Allah Allah duyduk. Siz nasıl 7.45'e ben tutuklandığımı duydunuz? Meclistekilere benim tutuklandığımı söylüyorsunuz. 15 dakika sonra da beni çağırdı. Siz talimat mı alıyorsunuz sanki insandan sonra? Beni dinlemiyorsunuz. Özlem Zengin benim tutuklandığımı 7.42'de söylüyor. Bana tutuklandığımı söylemeden önce hangi hakla bir milletvekilini arayıp beni tutuklandığını söylüyorsunuz? Ya da size telefon eden bir milletvekiline hangi hakla benim dosyamla alakalı bilgi veriyorsunuz? Ben duymadan burada şu kapalı odada otururken bütün Türkiye Meclis Televizyonu'ndan benim tutuklandığımı duyuyor. Beni kesmeyin. Söylemek istediğiniz bir şey varsa ben bitirdikten sonra zaten size de söyleyeceklerim Hasan Bey. Yaptığınız doğru değil Başkan Bey. Yani ben burada tutukluyum, olayı yaşayan benim. Yani savcının mesela diye ben iftira mı ediyorum? İftira ediyorum. Tekrar söylüyorum. Özden Zengin, meclis kürsüsünden benim tutuklandığımı 2042'de ilan etti. Ve bu doğrudur, yanlıştır, bu size kalmış bir şey. Ben öğrendiğimi söylüyorum. Hakimlerin elektronik imzası 21.00, 21.01. Daha sonra biz sekiz kaydını alalım dedik. Sekizde şu bir dakikalık bir konuşma. Bir tane avukat var tanımıyorum. Üç tane hakim var, siz değilsiniz, onu fark ettim. Zaten bir dikkatli baktım, bizim heyet değil. Seni tutukladılar tekrar dedi. Biz sana bunu bildiriyoruz, başka da bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Savcı Bey'in söylediğini söyledi. Yani biz sadece sana bunu tebliğ ediyoruz dedi. Ben de şimdi yani 3 yılda beri yargılayan mahkemenin kararını hiçbirbirimizi tanımadığımız dosyadan habersiz olan siz mi bozdunuz dedim. Bir şey demedim dedim, bak bizim azizlesinle dünya görüşlerimiz uyuşmaz ama yani bu mesele tam ona azami çıkarak dikkat edin. O da bak hiç bunu söyledi. Hiç merak etmeyin, inşallah farklı bir gün gelecektir. Dedik bu dosya kapandı. Şimdi ben sekiz kapandıktan sonra odaya döndüm. Avukat da sekiz kaydını almak istedik. Avukat Sakarya Adliyesi'ne geldi. Sekiz kaydı yok diyorlar. Şimdi sekizden görülen bir mahkemenin kaydının Sakarya Adliyesi'nde olmaması düşünülebilir mi? Şimdi bakın biz Zuhruf Suresi 54. ayette bir şey öğrendik Rabbimizde. O da şu. Bütün gayri İslami firavuni sistemlerin bir özelliği vardır. Halkı aptal yerine koyarlar. Onlara günah işletirler. Ve böylece kendilerine bilek itaatken köle haline getirirler. Sonra da derler ki siz düşünmeyin. Sizin için doğru bizim dediğimizdir. Biz ne diyorsak doğru olur derler. Ama burada şöyle bir sorun var. Biz zaten bu sistemi reddediyoruz. Bu sistemin ayak oyunlarını reddediyoruz ve şunu da söylemek istiyorum. Yani Sakarya Adliyesi'nde bu sekiz kaydı kayboldu. Ben bu yalanı da lanetliyorum. Bu basit köy kurnazlığı kabul ettiğim Ali Cengiz oyunu da lanetliyorum. Dün sizin koltuklarınızda oturan birileri ki daha 5 yıl geçmedi bunun üzerinden. Bazı dengeleri yok ediyorlardı, yok olduğunu zannediyorlardı. Aradan 5 yıl geçince, güç dengeleri değişince şu anda onların gün gizlediği ne varsa birer birer tekrardan ortalığa saçılıyor. Emin olun bunların da her biri güç değiştiği zaman, iktidar dengeleri değiştiği zaman tekrar ortaya saçılıyor. Ama benim için bundan çok daha önemli bir şey var. O da şudur. Yevmetuble serabir. O gün Allah'ın huzurunda bütün sırlar ortaya çıkacak. Ve o sırlar ortaya çıktığında ben sizlerle, savcıdan da, bu zulmün asıl mimarından da ve bu sistemden de şikayetçiyim. Şundan emin olun. Ünvanlarınız, zırhlı araçlarınız, korumalarınız dünyada sizi koruyabilir. Ama el-kahhar olan Allah'ın huzurunda insanlar mahkeme için bir araya geldikleri zaman bunların hiçbirisini kurtarmayacak. Bu zulümden tövbe etmez, Allah'a dönmezseniz de siz nasıl bizim aklımızdan hüküm veriyorsanız ben de Kur'an'dan Allah'ın zahmetine hakkında bir hüküm size söylemek istiyorum. Bakın Sarcı Bey, siz bu duruşmanın başından beri bir hukuk adamı gibi davranmadınız. Belli bir düşüncenin bir insanı gibi davranmadınız. Mahkeme benim aklımda karar...
Başkan Bey bıraktınız mı söyleyeyim? Beni 3 yıldır cezaevinde tutuyorsunuz, 20 dakika da konuşuyorsunuz diyorsunuz. Başkan Bey biraz vicdanınıza, elinizi vicdanınıza koyun. 3 senedir ben burada elinizdeki belgelere göre ölüm listesinde olduğum bir örgütün lideri olduğum iddiasıyla beni 3 senedir burada tutuyorsunuz. Meclisten aldığınız talimat gereği beni serbest bırakıyorsunuz. Bir ay sonra meclisin talimatıyla benim tutukluluğumun devamına karar veriyorsunuz. Bu kadar sürüp, bakın benim aklımda 12 yıl karar verdiğinizde bir saat boyunca ben bu ekranda şunu izledim. Savcı ellerini arkasına koymuş, sizin başınıza dikilmişti, size bir şeyler gösteriyor. Sizin kendi yasalarınıza göre savcının bu süreçlere müdahale etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Ben bunları bu ekrandan görüyorum. Bana yaptıklarınızı bu ekrandan görüyorum. 3 yıldır tutukluyum. Bana diyorsunuz ki sen 20 dakikadır konuşuyorsunuz. Bir hesap makinanız varsa 3 yılı bir dakikayla çarpsanız rica etsin. Yani beni kaç yıldır, kaç dakikadır burada tutuyorsunuz? 20 dakikada siz bana tahammül edin lan. Ve en son, son söyleyeceğimi söyleyeyim o zaman. Siz kendinizi benim yerime koyun. 6 metrekarelik bir hücrede kendinizi düşünün ve kendiniz hakkında şu soruyu sorun. Bir adamı 3 gerekçeyle serbest bırakan bir mahkeme var. Adam suçun vasıfı mahiyetinin değişmesi, sabit ikamette adresi olması Avrupa Konseyi'nin kararı. Bir ay sonra mecliste bu anlattıklarım yaşandıktan sonra mahkeme heyeti bulunduğunun devamına aynı 3 gerekçenin tam zıddıyla karar veriyor. Bir ay sonra başkan izinden dönüyor, bilen delilleri toplamadığını söyleyerek tekrar tutukluluğunu devamına karar veriyor. Sizin düşüncenize göre bir mahkemenin birini yargılaması için bağımsız ve tarafsız olması gerekmez mi? Siz kendinizi benim yerime koyun ve elinizde vicdanınıza koyun şu soruyu sorun. Yani siz kendinizi benim yerime koyarsınız. Kendinize güvenin bir konusunu alırız. Saat iki kere belirtesiniz. Bir kere belirtesiniz. Madem öyle ben bu duruşmalara katılmak istemiyorum. Bu görmüş olduğum açıktan göstere göstere, gözüme soka soka, çünkü ben kimsenin şamar olana değil, kimsenin gözünün içine baka baka bana zulmetmesini de kabul etmiyorum. Bütün zulmü, zalimleri ve bu sistemi lanetliyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Allah bizimle sizin aranızda ve mükemmel nihai hükmünü vereceği kadar sabredin. Savcıya geldiğinde savcıya da şunu söyleyeceğim. Bu söylediklerine binaen bunu söylüyorum. Ben ilk defa bir savcının itirazının gazetelere ismiyle geçtiğine şahit oldum. Yani son 5 yıl, 15 Temmuz'dan sonrasından bahsediyorum. Normalde ne dedi haber dilinde? Cumhuriyet savcısı itiraz etti, şu oldu, bu oldu. Hepimiz savcıların ismiyle gündeme geldiği dönemi çok iyi hatırlıyoruz. O savcılar şu anda ya tutuklular ya da yurt dışına kaçmak zorunda. Bu savcı beyle mi kaynaklanıyor? Yoksa başka bir yerden de kaynaklanıyor, onu bilmiyorum. Fakat şunu söylüyorum. Ben sizden Allah katında davacıyım. Savcıdan Allah katında davacıyım. İki defa savcı, iki defa başkan sözünü kestiği için savunma yapmadım. Bu sebeple savunmamı engellemiş oldunuz, konuşmamı engellemiş oldunuz. Ben bu heyetin meclisten talimat aldığına inandığım için de bu duruşmalara katılmak istemiyorum. Hiçbir şekilde ne sevgisi oluyla ne başka bir yola gelmek istemiyorum. Zaten siz meclisle beraber kendiniz karar veriyorsunuz. Kararınızı verin, ben avukat aracılığıyla öğrenirim.